Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ercelen. Bugün Ars of Fire'ında Sovyetler Birliği serisinin yeni bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçenki bölümde Almanları perişan ettik. Biliyorsunuz bunları. Söylemeye gerek yok. Almanları perişan ettik ve Polonya'dan attık. Bir son bölümün sonunda şöyle bir şey oldu. Japon bize Non-Aggression Pact'ı bozdu ve ben bunu bir savaş tehdidi olarak algılıyorum. Bu yüzden basamıyoruz. Savaş açsa adam basamayacağız harbiden. Böyle bir sıkıntı var şu anda. Agresif saldırıyı kapatalım. Normal saldırsınlar. Topçu sıkıntımız olmaya başladı çünkü şu anda abi. Yavaştan topçu açığımız oluşmaya başladı. İnsan gibi saldırsınlar abi. İnsan gibi saldırsınlar. Harbiden Japon bize dalsa sıçtık yani şu anda. Gerçi Amerika yardım eder. Alman düştükten sonra zaten ben oradaki birlikleri Japon'a dizdiğim anda Japon iki ayrı düz olur zaten. Yani bizim buradaki amacımız sadece Alman. Japon'la uğraşmaya değmez. Abi çok güzel ilerliyorlar ya. Patır kütür döküyorlar abi. Ya saldırırken bile daha çok kanları dökülüyor bunların. Ha, bu sefer de Alman topraklarında mı çıktı? Yok, yine Polonya. Lan adamlar sizi kurtardı lan. Ben sizi kurtardım lan, kurtardım. Sizi bu Alman zulmünden kurtardım. Adamlar hala benden ne istiyorlar ya? Vallahi ayıp yani, bu ayıp. Ben sizi kurtardım abi Almanların zulmünden yani cidden. Harbi ayıp yani. Bu topraklara da military governor verelim. Biz Almanlardan kurtarıyoruz, ona rağmen gidip yaptığınız şeye bak, vallahi ayıp ya. Yalnız patır kütür dökülüyor abi Almanlar. Yani şurada daha fazla savunma yapıldı. Şurada adamlar harbi direniyor şimdi. Doğruyu söylemek gerek. İyi direndiler. Ve hala burada karşı saldırı yapılıyor bana. İlginç. İlginç. Hala adamlar oturup savunmak yerine bazı yerlerde karşı saldırı yapabilecek cesareti de bulabiliyorlar. Tebrik ederiz kendilerine. T-34'ü mü varyantladık biz? O zaman bunun hızını arttıralım. Armor'u da arttırabildiğin kadar arttır işte abi. T-34A-1 varyantıyla devam ediyor. Küstrin'e gidiyoruz. Bölgenin değerli şehirlerinden kendisi. Oraya da alalım bakalım. Tanklarımız kaç kere oradaki birlikleri yok etse de henüz ilerleyişleri hızlı değil ormanlarda. O yüzden yapamıyoruz. Tanklara şöyle bakabilir miyim? Bu birlik dağlarda hızı iyi. Hilslerde defansı iyi. Sovyet çöpleri. Tanklara bakacağım ama. Biz abi şu an Hills'te saldıramıyoruz. Forest'ta anca savunabiliyoruz. Marş'ta savunabiliyoruz. Bizim tek saldırabildiğimiz yer bu şeylerle. Ya Fort ya da Plains abi. Plains nerede? Plains'i göstermiyor zaten burada. Plains'i göstermiyor musun abi? Nasıl göstermiyorsun? Oğlum burası Plains değil mi? Burası Hills. Forest. Plains'i göstermiyor galiba burada. Neyse. Yani tanklar sıkıntılı abi. Onu söyleyeyim. Artilleriye bak. Oo. Hocam taarruzu kapat. Kapat kapat hocam. Kapat hocam. Hocam dur 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 dur. Neyse, tanklar ilerlesin. Tanklar ilerlesin abi, ve artık top kalmamış. Top kalmamış birliklerde. Birliklerde top kalmamış abi. Şimdi şöyle yapacağım. Siliyorum buradaki şeyleri. Yine buradakileri de sileceğim. Abi düzgün bir dizmek lazım bunları cidden. Gidip nereye kadar dizilmiş mesela buradaki birlik. Ben bunu anlamıyorum oyun yani. Gidip oraya niye diziliyor oradaki birlikler? Buna saldırı emrini bu şekilde vereceksin. Ver abi şöyle. Sen de buradan. Başlıca dizil de fazla supply sorunu çıkarttırmaz. Kritsin sen. Sen de şöyle dizil abicim. Yine senin de saldırı şeyin böyle bir dizilin. Biraz bir durulalım çünkü top eksiğimiz çıktı. Sadece bir tanklar, sadece tanklar da yarıyor zaten. Şu şifre kırıldıktan sonra biraz ilerleriz. 36 gün içerisinde kapanılacağı söylüyor top açığının. Biz bu 36 gün bekleyeceğiz mi şimdi? Ya koskoca Amerika falan şimdi bize bir şey atmayacak mı? Hani bize bir top mop atmıyor mu abi koskoca Amerika? Ayıp vallahi ayıp. Koskoca Amerika bize hiçbir şey atmıyor şu an. Yine kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Atak ve reliability yap bakalım, şunu da bas. Hadi bakalım. Bizim tanklar zaten indiriyor abi. Diğerlerinin saldırmasına bile gerek yok.
Daha da açık nasıl artıyor oğlum? Sadece support var tanklarda. Tanklarda sadece support var ama şuradaki low supply'dan dolayı olabilir. Low supply'dan dolayı büyük ihtimal. Abi saldırsak ne yapabilir ki yani? Alman. Şu eksiğimiz olsa da saldırsak bence bir şey yapamaz. Şu birliklere hiç saldırtmayacağım. Sadece şu beşlik ve ikiliye saldırtıracağım. Ve yine tanklar. Şu dörtlükler orada savunma yapsın yeter. Alman ve İtalya düştüğünde zaten savaş bitiyor. Değil mi? Evet. Ve Berlin'i tanklarımız ele geçiriyor. Bir tank sadece. Yok, dört tane tank saldırıyormuş Berlin'e. Üçü saldırıyor şu anda anca. Berlin birazdan düşecek gibi. Hadi bir de çöp saldırsın şuraya. Bu arada yani şu birliklerin hala harbiden tecrübe kazanmamış olması tuhaf olurdu. Kazanmışlar sonunda. Ama şu beşliklerden hala vardır abi Almanya. Harbiden vardır yani. Zukov bile almış lan. Zukov aldıysa hepiniz almış olmanız lazım. Adam tankçı abi adam. Hadi bakalım ya. Daha bu adam ne yapabilir ki abisi? Şöyle indir bakalım hadi. Genel bir taarruz yapalım. Yani en kötü ne yaparız abicim? Şu uçaktakileri gider. Buraya çekeriz. Daha fazla da uçak basmaya da ihtiyacımız yok. Açık söyleyelim. Şu an uçağımız zaten gayet yeterli. Şifreleri kıralım. Başla hocam. Evet, sadece şuradan top basalım. Ve diğerlerinden şunları da kaynakları al abi. Üretim durdu diğerlerinin abi. Birden hepsini topa çekince. Bunu şöyle yap. Ticaret partneriyiz Japon'un ama adam bizde şeyi düşürdü yani. Oo, Roma düştü. Adam bizde gitti, Aggression Pact'i iptal etti. Ayıp vallahi bu, ayıp. Hocam tüm gücünüzle Berlin'in alınmasını istiyorum. Önce bir Berlin düşsün. Berlin'in alınmasını istiyorum abi. Berlin düşecek. Hadi abi. Yugoslavya'yı da alıyorlar, topluyorlar geri. Güzel. Berlin hala düşmedi mi diyecektim ki düşmüş. Güzel. Hadi abicim. Hop. Bu her şeyle top basılması ve silah basılması lazım. Silahta da sıkıntı var. Yeni gelen fabrikalar silaha geçsinler. Yeni gelen fabrikalar hocam hızlıca silah. Abi buradan neden geri geldin mesela orayı aldıktan sonra? Hadi hocam bu işi bir bitir. Bu arada şuradaki şeyler gelip buraya gitsin. Hatta şöyle yapalım. Buraya git, buradan buraya git. Artık yeni uçakları da koyalım abiciğim. O kadar fazla close air support bastık. O kadar da fazla basamamışız düşündüğüm kadar. Bunları da koy abi, bombalasınlar. Hadi hocam hadi. Hadi abi hadi. İlla ben harbiden ben mi hareket ettireyim yani? Şunu akıl edemiyor musun ya? Bunu bence akıl edebilmen lazım abi. Harbi şunu akıl edebilmen lazım normal şartlarda. Açımız çok fazla açılmıyor. Tamam. Kabul edilebilir bir açık var abi. Buradan da Fransa taraflarından da zaten geliyorlar. Artık bu bölümde bitecek büyük ihtimalle. İtalya taraflarından da bayağı toplandı. Bu arada yani çok düzgün ilerlemiyorlar mı abi? Buraya baksanıza, sınırlar hiç bizimki gibi değil abi. Adamların sınırlar çok güzel. Güzel ilerliyorlar. Güzel ilerliyorlar. Harbiden güzel ilerliyorlar. Hadi abi hadi. 9 gün kaldı hadi. Şuna koy ölsün bir tane. Bir tane vur direkt ölecek zaten adam. Tek yumrukta bayıltırsın sen onu ya. Hocam senin de infanteri ekspertini alalım. Onun tam puanı geldi. Senin verdik mi? Senin de alacağın bir şeyler vardır elbette. Yokmuş. Yokmuş. Tanklar ilerlemeye devam ediyor. Güzel.
Devam abi devam. Tanklar zaten savaşın başından beri susmadı hiç. Ne kadar kaldı hocam düşmene? Biraz daha dinlenelim o zaman. Biraz daha bir dinlenelim. Bu tankları. Tek yere değil de mesela şöyle yapabiliriz tankları. Saldırıya yardımcı birlik olarak yollayabiliriz. Bu iyi bir fikir olabilir. Zaten tankların teki bile çok fazla güçlü ve çok fazla bir şey veriyorlar, anladınız mı? Hasar bırakıyorlar birliklerde. Ve zaten saldıran birlikler tankların yardımıyla daha da güçlü olabilirler. Böyle bir kullanalım tankları bakalım. Hala saldırmamamıza rağmen alıyoruz abi şeyler. Şu tamiratların bu arada yapılmasının imkanı yok. Ancak şöyle olabilir bu. Ancak şöyle olabilir. O da yetmez yani abi. O tamiratlar yapılmaz. İmkanı yok. Hadi abicim biraz şöyle bir toparlayalım kendimizi. Kaç gün diyor? 30 gün. 30 günde hadi onu bir işarelesin o. Hadi bakalım hadi halledersin hadi. Acelemiz yok. Başkent Viyana olmuş bu arada. Keşke kendi toprağından bir şey olsaydı başkent. İtalya düşmüş. Kaç uçağın kaldı senin? Bu çok önemli. 2.4K. Tüm asker sayısını da görebiliyorum bu arada eksiksiz. %100. Senin görebiliyorum. Mesela bunun %6'sını görebiliyorum. Ekonomik olarak da bayağı bir görebiliyorum yani. Güzel. Ajanlara bak. Ajan yok bölgede ama. Böyle ajan ver abi bölgeye. Bu ajanlar herhalde ele geçirdikten sonra geri geldiler. Abi şu devlete isyan etmezsin be. Allah yani bir şey yapmıyoruz abicim biz. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizin yanınızdayız yani. Şu devlete isyan etmeyin kardeşim. Lütfen. Lütfen. Hadi bakalım. 25 gün. Bu şeyler düzelsin de. Büyük ölçüde düzelmiş zaten yollar. Zaten savunacak askeri de kalmadı. Boşuna diretiyorsun Alman. Peki emrime bakarsın Alman. Hadi. Hadi abi artık diretme. Lütfen. Burada birkaç ayar yapıyorum arkadan. Tamam. Hadi abi. Bu açık kapandı mı? Bu açığın kapanmasını beklesek mi acaba diyeceğim de. Yok beklemeyeceğim. O açık kapanmaz abi o açık. Ya 10 gün normal bir 10 gün gibi geçse beklenir ama 10 gün bir 10 gün gibi geçmiyor. Şu an yavaşladı bayağı çünkü. Onef hocam sen hastalanma. Sen hastalanamazsın ya. Lütfen. Sen hastalanacak son adamsın. Sana gözümüz gibi bakıyoruz ya. Tank ordularının komutanısın sen. Bak, direkt eritti birliği. Oradan da böyle. Hadi bakalım. Of 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 birliğe ne koyuyor yalnız ha. Biz de bayağı insan kaybettik. Almanların başlı saldırısı gayet iyi oldu bizim için. Buradan nasıl bu kadar ilerleyemiyorsunuz siz ya? Hiç ilerleyemiyor adamlar. Harbi hiç ilerleyemiyor adamlar. Tabii İtalya tarafında ilerleyip durdular yani şu an. Oğlum yalnız sınırlar çok güzel oldu. Harbi adamlar titizlikle ilerliyor abi. Vichy Fransa'yı düşürün de bari adam Fransa olsun. Harbi adam titizlikle ilerliyor mesela bak. Aldığı yeri daha da ilerlemiyor. Sınırlar çok güzel abi. Sizi tebrik ediyorum bu konuda cidden. Ben böyle yapamıyorum. Benim askerler bunu anlamıyor. Sınır güzelliği diye bir şey var abi. Bizim askerler anlamıyor bunu. Yapacak bir şey yok. Gel abi şuradan. Birine daha bir özgürlüğünü verelim. Buradan gir bakalım hadi. Burada savaşta bizim katkımız %47'ymiş.
Bunlar burada öldü mü acaba? Çağırsak mı Finlandiya'yı falan? Gerek yok abi şu an. Gerek yok, biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Yanya konferansı falan gelmezse eğer tamamen alacağım zaten. Hala Yanya konferansı gelmedi. Yanya ne lan? Yalta. Hadi abi, hadi düş artık. Düş. Düş. Almancık düş. Bak Burundi bile düşmüş yani. Sen mi düşmeyeceksin? Koskoca Burundi düşmüş yani. Senin ne haddine düşmemek? Neresi olmuş başkent? Stuttgart. Hocam şu Stuttgart'a ilerler misin? Hayret, Paris'i Maris'i başkent yapmıyor. Oo, buradan bir çıkarma daha geldi. Oba. Z'yi çıkarma. İyi çıkarma. Şuraya da emir ver abicim. Kaldırsınlar. Sen de vur hocam. Kaldırsınlar. Hadi. Tankların tamamını şuradaki emre uyacak. Tüm tank birlikleri bu emre uyacak abi. Buradan yeni bir emir çizebiliriz. Şöyle. Ve buna da yine bir emir çizelim. Bu çöpler bayağı iş yaptı yalnız ya. Valla. Bayağı iş yaptılar. İlk yarma harekatını da onlar yaptı. Bayağı iyi iş yaptılar bunlar. Stuttgart düştü. Bu sefer de Salzburg'a. Ulan adam 3 tane başkent değiştirdi. Başka bir devlet olsa 50 kere çökmüştü şu anda. Adam 3 tane başkent değiştirdi lan. 3 başkent değiştirdin. Yeter be kardeşim. Yeter be kardeşim. 3 başkent değiştirdin vallahi ya. Ona rağmen bitmez diyor abi adam. Biz bitti demeden bitmez diyor. 205. Ama sana da bitti dedirteceğiz Alman kardeş. Sana da bitti dedirteceğiz. Sana da bitti dedirteceğiz. Salzburg düştüğünde düş artık bir zahmet. Düşmez oraya, orada da düşmez. Yeni bir başkent daha atacak. Oğlum toprağa kalmadı lan. Ama düşmeyecek tabii ki, bunu biliyoruz. Salzburg'da da düşmeyecek bu. Slovakya düştü, sen düşme kardeşim daha. Yeni nereye başkent attın? Metz'e atmış. Yuh am. Yuh abi yuh. Düş artık kardeşim. Şu video uzadıkça uzuyor senin yüzünden bak. Hadi. Güzel, top açığı falan kalmamış. Savaştıkça gideriyoruz açığı. Buna da şeyi de veremiyoruz. Hadi abi, Metz de düşecek bakalım. O zaman ne yapacak? O zaman nereye atacak? Artık Alman toprağı kalmadı elinde. Münih'e. Abi Münih'e gir. Münih'e gir. Gir Münih'e. Münih'e atar bu sonra da. Hop düştü Alman. Ya aga, Yalta konferansı falan olmadı. Ben anlamam. Ben anlamam hocam. Yalta konferansı falan olmadı. Ben anlamam. Şu toprakların alayı benim. Nereye harcıyor bu şu an bilmiyorum ama alayı benim hocam. Beni alakadar etmez. Oğlum Player-Let-Wiz konferans modu falan da yok. Bulgaristan'a gitti şey yaptı adam. İlginç. Ben de bunu Take All States yaparım. Polonya'yı da Take All States yaparım. İç Fransa'yı da Take All States yaparım. Var mı şeyin? İç Fransa'yı yapamıyorum. Ondan sonrasında İtalya'yı yaparım. İtalya bana saldıran bir devlet çünkü. İtalya'yı da mı yapamıyoruz? İtalya'yı Puppet da yapamıyoruz bu arada. Şu puşları yapabilir miyiz? Bunları yaparız abi. Bunları yaparız. Ver abi şunları bana. Witch Fransa Puppet'ım olsun. Vallahi yaptık abi. Witch Fransa'da Puppet'ım oldu. O zaman Witch Fransa'ya da tüm bu toprakları verdiririm. Witch Fransa'nın adı ne olacak acaba şu an? Çok merak ettim. Adı ne olacak harbiden? Harbiden merak ettim şu an. İtalya'yı da onlar aldı. İtalya'yı da alabilirdik aslında bakarsanız. Şunları da bana ver. Puppet yap abi bunu da. Şunu da ver bana. Onu da verme artık. Reset de. Hadi onu da tutan da kalsın. Tutan da ben oldum. Vay vay vay.
Bu ne değişik bir sınırlar. Bu ne değişik sınırlar. French Commune. İki tane Fransa var ortada. Birisi normal, birisi şey. Güzel, güzel oldu abi. 461'de fabrikamız ve seriyi de böyle sonlandırıyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir seriyi. Bir sonraki serimiz büyük ihtimal Doğu Türkistan olur ama henüz karar vermedim. Diktatör Xin Jiang faşist olmuş. Vay anasını. Abi bu gerçi Japon geldi değil mi? O normal. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolara beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.